Koç Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü can kaybı ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 3083 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu, 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 98.674 kişi olduğunu, can kaybının 2376'ya yükseldiğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla gece yarısı Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Libi Bey Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt dışından getirilen vatandaşların burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir asıl doldurduğu bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs önlemlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye'de pencerelerini, balkonlarını, bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süsleyen vatandaşlar bu akşam saat 9'da evlerinden hep birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirerek milli bayram coşkusunu yaşayacak. Koronavirüsün en çok can kaybına yol açtığı 3. ülke olan İspanya'da Reuters'un Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada günlük can kaybı sayısı 3 gündür az da olsa artış gösterdiğini, hayatını kaybedenlerin sayısı 20.717'den 22.157'ye yükseldiğini, toplam vaka sayısı ise 4.635 artarak 208.309'dan 213.024'e ulaştığını belirtti. 20 Nisan'da 399, 21 Nisan'da 430 ve dün 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 440 olarak kayıtlara geçti. Van'ın olay yönetim ekibinden Çatrine Smalvat, Türkiye'de koronavirüsün salgının durumuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranında yaklaşık %47 olduğunu, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü, Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başlandığını belirtti. Smallwood, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz ifadelerini de vurguladı. Azerbaycan'ın trafik polis ekiplerinin yaptığı açıklamasında koronavirüs enfeksiyonunun 22 Nisan'da 23 Nisan'da yayılmasını önlemek için kullanılan özel karantina rejiminin ihlali nedeniyle ülke yollarında araç süren 1208 kişi İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında idari sorumluluğa getirdiklerini, 1 Nisan'dan bugüne kadar 36.364 yol kullanıcısının ülkenin yollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği sebebiyle cezai işlem uygulandığını belirtti. Sunumda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.